Ne gibi sıkıntılar oldu? Tamam, sahneni getirdik, ülkemize koyduk, çiftlikleri kurduk. Güzel, her şey iyiydi ama sonra ne oldu? Şimdi bu süt konusuna gelince sadece melez hayvana da değil, bizim gibi çiftliklere de çok ihtiyaç var. Çünkü sahnenin en büyük özelliği 300 gün boyunca süt alıyorsunuz. Eğer çiftliğiniz de bunu dönemsel olarak değiştirirseniz, mesela atıyorum 300 başlık bir çiftlik, 150'sini 2 ay dinlenme süreci olur gebelik sürecinde sahnenin. Bu 2 ayı sistemli, yani 150'yi 2 ay, 150'yi 2 ay dediğiniz zaman 365 gün boyunca süt alma imkanınız oluyor. Dolayısıyla fabrika şalan, yani hani içim sütü olarak kullanılan bir sütte bizim 365 gün ihtiyacımız var bu sütte. Sahnenin çiftliklerine ihtiyaç var. Hani dışarıda gezinenlerin dışında bize de ihtiyaç var. Benim demek istediğim bütün çiftlikler sahnen çiftliği, yani hazır besli olmak zorunda değil. Ama hazır besli olan sahnen çiftliklerine de eğer bu süte ihtiyacımız olduğu gibi 365 gün süt sağladığı için ihtiyacımız var. Şimdi kişisel sohbetimizde bahsettiniz ama evet. Sayıda azalmaya gitmişsiniz sanırım siz de hayvanlarınızda. Aynen öyle oldu. Kaç baş vardı, kaç başa düştünüz? Tabii bu süt kaynaklı düşüşün faturaları ne oldu size, ailenize? Şimdi ben 130 başla başlamıştım bu işe. Şu anda 55 başım var. 130 baş anacı hepsini sattıktan sonra kendime, zaten benim planlarım elit bir sürü. Elit, zaten elit olan sürünün en iyisini oluşturmaktı. Hani şurada gördüğünüz hayvanlar ithal keçilerin içinde, 130 tane keçinin içinde 50 tane en iyi anaçın oğlaklarından kendime ayırdım. Aslında ben hala vazgeçmiş değilim bu işten satmama rağmen. Çünkü neyde düşüş olduysa akabinde takiben biri veya ikinci sene, iki sene sonunda bunda mutlaka yükselişe geçecektir. Bu hindi gibi değil. Sahnen sütü hani trend oldu, hindi gitti. İşte trend oldu, başka bir mamul gitti gibi bir şey değil. Sağlık sektörünün bu süte ihtiyacı var. Yani ciddi sağlık problemleri olan insanlar, hani laktoz alerjisinde ölümle karşı karşıya gelen vakalar var. Dolayısıyla sahnen sütünün üretilmesine ve işlenmesine, rafta bulunmasına ihtiyaç var. Mutlaka damızlık sıkıntısı yine yaşanacaktır. Önümüzdeki sene olmazsa da gelecek seneye herkes iyi damızlık bulma konusunda aşırı derecede sıkıntı yaşayacak. Benim aldığım haber, şimdi Çanakkale bölgesi aslında sahnenin varlık bölgesi olarak bilinir ama İzmir'de Azım Sancak değildir bundan sonra. Resmi olarak 15 bin, gayri resmi de 30 bin süt keçisi kesildi. Neden kesildi? Neden kesildi? Çünkü süt o yıl para etmiyordu. 1.40'tan, yani devlet otoritesi küçük baş sütüne el atmak zorunda. Nasıl inek sütünde taban fiyatı belirlendi, keçi sütünde de bir taban fiyatı belirlendi. Bunu hayvanın yediği belli. Sütün maliyeti belli. Yani 1.40'tan inek fiyatına süt toplanamaz. Toplanırsa üretici bunu üretmekten vazgeçer.